Sevgili dostlarım hepinize merhaba ben başkan 35 öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videomuzda arkadaşlar tekrardan e, sterlin euro tl gram altın gram gümüş Altın ons e, gümüş ons ve dolar tl değerlendirmesi yapacağız e, Paritelerde ve döviz tarafında neler olabilir Hangi seviyeler alım için e, bizler için e, önemli alım seviyeleri hangi seviyelerde Hala da sat pozisyonlarımızı korumalıyız. Altın ve emtialarda neler olabilir? Dolar tarafında neler olabilir? Şeklinde grafik üzerinde bunları yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz önümüzde Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararları var. Bu faiz kararlarından çıkacak sonuçlarda dolar kuru üzerindeki etkileri. Sizlerle birlikte bunların hepsini e, grafiğimiz üzerinde yorumlamaya çalışacağız Evet grafik çalışmamıza sterlin ile başlayalım sterlin TL'de neler olabilir İngiltere bölgesinde biliyorsunuz arkadaşlar e, resesyon beklentisinden dolayı sterlinde aşağı yönlü hareketler hız kazandı saatlik bazda grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar sterlinde bizim için e, 8:30'da 8.30'da önemli bir destek bölgemiz vardı bu destek bölgesi aşağı yönlü e, zorlanıyor arkadaşlar 8.30 bölgesi aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar sterlinde şuradaki 8.18-8.20 seviyesindeki destek bölgesine kadar geri çekilmeler yaşanabilir arkadaşlar. Evet iyice bakalım. Evet. 8.18-8.20 civarındaki bölgeye doğru düşüşler hız kazanabilir. 8.30- Sterlin'de önemli takip edilmesi gereken kuvvetli bir destek bölgesi. Bu destek de aşağı yönlü kırılırsa maalesef aşağıdaki 8.20-8.18 seviyesindeki destek bölgesine doğru Sterlin TL'de de aşağı yönlü hareketler görmemiz mümkün. Saatlik bazda stokastik indikatörüne baktığımız zaman da hala da sat pozisyonunu korumakta. Sterlindeki arkadaşlar e, alım yönünü bekleyecek arkadaşlar da saatlik bazda arkadaşlar Sterlinde 8 e, buradaki 842 civarına denk geliyor galiba zannedersem evet 842 e, 843 üzerinde kapanışlar görülmesi şart e, aksi takdirde ancak yukarı yönlü hareketler sadece tepki hareketinden öteye doğru geçmeyecektir 843 yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla 8.43 üzerinde saatlik kapanışlar başlarsa arkadaşlar o zaman sterlinde yukarı yönlü hareketler başlayabilir diyebiliriz. 4 saatlik bazda baktığımız zaman indikatör tekrardan saat pozisyonuna geçmiş. Evet arkadaşlar evet, 8.40 üzerinde günlük kapanışlar bugün itibariyle görülmedikçe arkadaşlar sterlinde de yön aşağı yönlü e, hala devam etmekte 8.30 kırılırsa bu sefer de aşağıda dediğim gibi arkadaşlar 8.20 desteğine doğru hareketler devam edebilir 8.30 üzeri kalışlarda da e, yukarıda 8.36 8.38 seviyesindeki direnç bölgesi önemli takip edilmeli diye sterlin TL'de görülmekte arkadaşlar e, 840 üzeri de dediğim gibi arkadaşlar kapanışlar görülmeye başlarsa bu bir e, al sinyali haline geçer Evet günlükte de e, seviyemiz stokasğ de baktığımız zaman arkadaşlar stokastik alt seviyelerde aşırı e, satış pozisyonuna girmek üzere gibi gözükmekte o yüzden sterlinde arkadaşlar 8.30 önemli. 8.30 kırılırsa aşağıda 8.20 seviyesi dikkatle takip edilmeli. 8.30 üzerinde de hareketler 8.39 8.40 seviyesine doğru devam edebilir. Alıma geçecek arkadaşlar da mutlaka 8.40 üzeri kapanışları görmesi şart arkadaşlar. Euro TL'ye de bakalım. Euro TL'de neler olabilir?